Günaydın gençler. Sesim geliyor mu? Test 1-2, test 1-2. Süper. En son ne yapmıştık? Birkaç tane parabol yapmıştık, değil mi? Evet. Basit bir soruyla başlatacağım. Hadi bakayım toplan. Hocam başlığı değiştirdim. Şu anda değişmemiş mi Buket? Şu anda bir kontrol et bakayım. Evet, açarken değiştirmemiştim. Şu an değişmiş olması gerekiyor. Hadi hadi, 19 kişi daha, bak ders başladı, 19 kişi var adamlarda ya. Çabuk. Çabuk toplan. Tamamdır. Hadi bakayım, 2 dakika, 2 dakika. Bak 10 dakika önce yazdım size. Hele şükür 27 kişi. Hadi bismillah o zaman. Geri kalan da yavaş 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 gelir. Değil mi? Evet beyler bayanlar. Bugün sabah sizi evimize misafir ettik. Sileceğiz edeceğiz diye biraz uğraşmayalım istedim. Merhaba gençler, günaydın. Evet gençler. Hatırlayacaksınız geçen ders artık parabole giriş yapıp parabolü çizmeyi öğrenmiştik, doğru mu? Parabolümüzü çizdik. Ardından koordinat eksenleri üzerinde parabolle başka bir mesela ne olsun karenin ya da bir üçgenin değme noktasının can alıcı nokta olduğunu ve o noktayı yazdığımız takdirde de her türlü soruyu çözüme götürebildiğimizi öğrendik. Şimdi bir tane basit bir soru anlatacağım. Ardından fonksiyonun en büyük en küçük değeri hakkında bilgi vereceğim. Grafiği verilen parabolün denklemini yazacağım. Ardından parabol ile doğrunun, parabol ile parabolün durumlarını konuşacağız.
İlerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz, bilginiz olsun. Evet arkadaşım. Y eşittir. A artı 2 x kare. Artı a eksi 1 x. A eksi 1 x. Artı a eksi 4. Bakın. Tahtaya ben bu şekilde bir şey yazdığım zaman zaten anlaman gereken şey burada bir parabol var. Nasıl oluyor? Bak bilmem ne x kare. Bilmem ne x ve sabitlerim. Artık bu bir bizim için parabol. Bu parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde ise ne olur? Tepe noktası y ekseni üzerinde ise bana neyi bulunuz? Tepe noktası y ekseni üzerinde ise a'yı bulunuz tabii. A'yı bir bulalım. Hatta neyi de buldurtalım biz size? Parabolün x eksenini kestiği yerleri de bulunuz. Parabolün x eksenini kestiği yerleri bulunuz. Evet arkadaşlar. Bir tane parabol yazdım ve bu parabolün ne söylüyorum? Tepesinin y ekseni üzerinde olduğunu söylüyorum. Ardından ne yapmanı istemişim? A'yı ve x eksenini kestiği yerleri bulmanı istemişim. Tepe noktasının kökler toplamı sıfır. Evet. Bakın, infoyu verdi. Bir parabol var. Bu parabol y ekseni üzerinde ise ancak ve ancak koordinat sistemlerini şöyle çizeyim. Arkadaşım senin bu parabolün şöyle olabilir. Doğru mu? Böyle olabilir. Doğru mu? Böyle olabilir. Doğru mu? O zaman arkadaşım senin bu adamın eğer ki kökü varsa bak kökü varsa şuralar ve kökler toplamı bunlar artık birbirinin nasıl kökleri olacaktır? Simetrik kökü olacaktır. Bu ağzımdan çıkanlara dikkat edin. Bunlar yazılarda kalmayacak. Dediğimiz gibi. O zaman hocam bunun kökler toplamı ne gelmesi lazım? Sıfır gelmesi lazım. Doğru mu? Tam kare diyemeyiz. Tam kare diyemeyiz. Tam kare olmak sadece x eksenine teğet geçen paraboller için mümkün. Bakınız tepe noktasının y ekseni üzerinde olması demek sizin tepe noktanızın apsisinin sıfır olması demektir. Ordinat soru işareti bilmiyorum. Ama sen tepe noktasının apsisini bulabilirsin hocam. Tepe noktasının apsisi dediğim şey ne demiştik? O iki tane kökler toplamının tam ortasındaydı. Yani eksi b bölü 2 a'ydı. Doğru mu? Arkadaşım o zaman senin eksi b bölü 2 a dediğin adam kaça eşitmiş? Sıfıra. Kardeşim bu sıfıra eşitse hatta şu r dediğim ifadeyi bir silelim buradan. Temiz temiz. O zaman sizin b'niz sıfır gelecek arkadaşlar. Bakınız b'niz sıfır gelecek. B dediğin yer x'in önü değil mi? O zaman a eksi 1 sıfırsa sen a'yı ne bulmuş oluyorsun? 1 olarak bulmuş oluyorsun. Hayırlı olsun. Birinci cevabım geldi. Ardından alıyorum hocam bu a eşittir 1'i fonksiyonda yerine koyuyorum. Hocam ne oldu? Y eşittir. A'ya 1'i koydunuz. 3x kare. A'ya 1'i koydunuz gitti. Gitmesi gerekiyor zaten buranın. Buraya da koydunuz eksi 3. Tamam. Bu benim yeni parabolüm değil mi? A'ya 1 koyduğumda oluşturduğum parabol. Ben bunun x eksenini kestiği yerlerini soruyorum. Sen bir şeyin x eksenini kestiği yerleri bulmak istiyorsan ne yaparsın? Y'ye 0 verirsin. Bakın x eksenini kestiği yer için ne yapıyorum? X eksenini kestiği yer için gidiyorum.
Y'ye 0 veriyorum. Y'ye 0 bastığın zaman 3x kare eksi 3 eşittir 0. Yani 3x kare eşittir 3 mü? Hocam buradan x kareyi 1 buldum. Hayırlı olsun. Her iki tarafı karekök içerisine alırsan senin buradan x'in bir de ne çıkar? Eksi 1. En başında söyledim arkadaşım. Dedim ki eğer kökü varsa tepe noktası da y ekseni üzerinde olan bir parabolse kökü varsa bu köklerden ikisi birbirinin simetriği olmalıdır. Bu artı x1 ise bu eksi x1. O zaman benim x eksenini kestiğim yerler birisi 1, diğeri eksi 1'miş denilir. Anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar? Çift kat demeyelim ona arkadaşlar. Çift katlı kök demeyelim. Buradaki oluşan kök simetrik kök. Şimdi çift katlı kök dersek o zaman ne olur? Tam kare bir ifade olması doğrulanır. Bir ifadenin tam kare olması durumunda deltası eşittir 0 olması lazım, değil mi? Delta eşittir 0 olarak getirmeniz gerekiyor. Evet, Gençler Birliği. Bakınız, artık bu kısmı geçtim. Şimdi hemen bir tane can alıcı nokta patlatıyorum sana. Bir tane can alıcı nokta patlatıyorum. Lütfen dikkat. Elimizde bir parabol var. Bu parabolü koordinat eksenleri üzerinde, koordinat eksenleri üzerinde şöyle iki tane parabol yapacağım. Koordinat eksenleri üzerinde ya böyle çizmişsindir. Nereden kestiği çok da umurumda değil. Ya da gelmişsin mesela böyle çizmişsin. Arkadaşım, şu sizin fonksiyonunuz. Bak, siyahla çizdiğim adam bizim fonksiyonumuz. Bu fonksiyon en büyük değerini fonksiyonlar anlattık. Değer neresiydi? Y'dekiler. Değil mi? Bunun en büyük y'si nerede? Burada. Yani sen tepe noktasını aldın. Onu götürdün, yerine koydun. İşte bak, burada bulmuş olduğun f(r) senin için ne olmuştur? Maksimum değerin olmuştur. Bakınız, buraya f(r) yazmaya çalıştım. Hocam, eğer ki parabolün kolları Allah'a bakıyorsa bu sefer de en küçük değerine bakarız. Bakınız, bunun da burada artık en küçük değeri. Ben buraya r'ye kadar dersem burası ne olur? f(r) olur. Bu da senin benim için minimum değer olur arkadaşım. Hocam, burada en küçük değeri sorarlar mı? Nasıl sorsun? Böyle, eğer ki tanım kümesi reel sayılarsa bunun nereye gittiği belli değil. Hocam, burada en büyüğü sorarlar mı? Nereye gittiği belli değil. Ama tanım kümesini sınırlandırırsam sorarım. Bak, tanım kümesini sınırlandırdığım dakika sorarım. Anlaşıldı mı? Şimdi bak, mesela yan tarafa geldim. Dedim ki sana bir tane f fonksiyonunu tanımlayayım. R'den R'ye olsun. Yani x'e her değeri koyabiliyorum. Cevap da her şey çıkabiliyor. Fx eşittir. Eksi x kare artı 8x artı 5. Böyle bir tane parabol verdim. Kollar nereye bakıyor? Yere bakıyor. Doğru mu? Kolları yere bakan bir şey verdiysem neyini sorabilirim? Ben bu adamın maksimumunu sorabilirim. Fonksiyonunun alacağı en büyük değeri bulunuz. Maksimum değeri bulunuz. Buyurun arkadaşlar. Gayet basit bir soru. Bu maksimum bulduğumuz, bu minimum bulduğumuz şeyler, evet, paraboldeki bizim için nedir? Bir ekstremum değeridir. Fonksiyonun tepede ya da yerin dibinde yaşadığı her yer senin için ekstremum noktasıdır Utku. Ekstremumun diğer tanımlarını türevin içinde göreceğiz zaten. Şimdi hocam, bu parabol, bakınız şu parabol nasıl bir parabol? Önce hayalinizi bir kurun. Tamam mı? Hayalinizi, bu parabolün kolları aşağıya bakıyor. Ha, maksimum nerede alacak? Abi, tepe noktasında alacak.
O zaman benim tepe noktasının apsisine ihtiyacım var. R. Nasıl buluyordun? Kökler toplamının yarısı kadardı. Eksi B bölü 2A. O zaman hocam eksiyi koydum. B'si ne bunun? Gelin istiyorsanız kenarda yazın. Bu ifadenin A'sı eksi 1. B'si 8. C'si de 5. Hangisi lazımsa kullanayım. Eksi 8 bölü 2A dediğin zaman eksi 2 mi? 4 buldum. Abi bu benim x'im. Değil mi? Tepe noktasının apsisi. Aldım o 4'ü koydum. Yani F4. F4'ü buluyoruz. Eksi. Bakın o eksi ayrı dış kapının mandalı. Eksi 4'ün karesi artı. 8 kere 4 artı 5'miş. Eksi 16 artı 32 artı 16. Eksi 16 yaptı. Özür dilerim. Artı 16. Artı 5 daha 21. Gelmiş geçmiş olsun. Bu kadar basit. Bakın en büyük en küçük değer bizim için çok önemli. Değil mi? Türevde de zaten maksimum minimum problemleri dediğimiz bir vaka var. Ve biz o maksimum minimum problemlerinden kesin kes soru bekliyoruz. Çünkü bir şeyin ortalamalarda aldığı değer benim için çok önemli değil. Bir işi yaparken maksimum ya da minimum kısımda aldığı değerleri bulursam işlemi tamamlayabilirim. Bakın gençler, ÖSYM'nin sormuş olduğu bir tane soruyu yazıyorum. Demiş ki ÖSYM, AB eleman reel sayılar. Ardından büyük A eşittir eksi A kare artı 8 A artı 3 olsun. Bir B sayısı vermiş. B'yi de demiş ki B kare artı 18 B. B kare artı 18 B artı 2 olsun. A'nın kolları aşağıya bakan bir parabol. Artık bundan sonra A kareli bir şey, X kareli bir şey, B kareli bir şey ne görürsen gör. Kareli bir denklem görüyorsan parabolden bahsediyorsun. A'nın maksimum değeriyle, maksimum A ile, bakın B'nin kolları yukarı bakıyor, Allah'a bakıyor. Olsa olsa en küçüğünü sormuşlardı. Minimum B'yi bulunuz. İki türlü çözeceğiz. Ne yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Buradaki ikinci yolumu anlarsanız çember analitiği konusu da bizim için bitmiş olur arkadaşlar. Haberiniz olsun. Maksimum A artı minimum B'yi sormuşlar. Neden 30 kişi var? Neden? Eksi 60. Evet abi. Şimdi dediği doğru. Yani neden aldığımızı da konuşacağız. Geçen derste konuşmuştuk aslında bakarsanız. Değil mi? Türev kısmını. Şimdi hocam şu bir parabol mü? Bu bir parabol değil mi? Evet. Bir birinci yol diye buradan başlıyorum arkadaşlar. Tahminimce 3 defa çözeceğiz soruyu. Haberiniz olsun. Şimdi öğretmenim bu bir parabolse parabolümün tepe noktasını bulurum. Bakınız. R eşittir eksi B bölü 2A. E o zaman eksi B'si kim kardeşim? Bunun 8. Bölü 2A'sı kim? Eksi 2. Anlamadım diyen varsa yazsın. Özelden yazsın. Çekinme. Buradan R'yi buldum. 4. Hoca aldım bu 4'ü yerine koyuyorum. Büyük A'yı buluyorum. Dikkat. Eksi 4'ün karesi artı 8 kere 4 artı 3. Eksi 16 artı 32 artı 16 artı 3. 19. A'yı buldun. Maksimum 19. Şimdi B'ye gidiyorum. B'yi bulacağım. B'nin tepe noktası. B'nin tepe noktası R'sini bulacağım. Eksi B bölü 2A yine.
Hocam ne yaptın? Eksiği koydum. B'si 18. Bu adamın A'sı Bekare'nin önündeki kassayı 1, 2 ile çarptım. 2 eksi 9. Alıyorum, götürüyorum, fonksiyonda yerine koyuyorum. Büyük B. B kare eksi 9'un karesi. Artı 18 kere B. Yani 18 kere eksi 9. Artı 2. Doğru mu? E o zaman hocam bak bu ne geldi? 81. Bu eksi 162 eksi 81. Artı 2. Eksi 79. Hocam ne istiyorsun? Bunların ikisini toplamanı istiyorum senden. E o zaman 19 eksi 79'dan cevabı ne buldular? Eksi 60. Güzel. Şu birincisi. Şimdi arkadaş şurayı şöyle bir çekeyim. İnşallah bir azıcık düz olur. Bunu bir çektim. Geldim kenara. İkinci yol. Dedi ki türev alır sıfır eşittir. Neden türev alıp sıfıra eşit diyor arkadaşlar? Çünkü sizin parabolünüzün eğiminin sıfır olduğu yer zaten tepe noktasıdır. O zaman büyük A için önce türev alıyorum. Eksi 2A. Nasıl alıyorduk? Geçen ders öğrendik. 2'yi önüne düşürdüm, üstünü biraz attım. Tabii bir türevin mantığı böyle aptal saptal bir şey değil ama kullanacağım şimdi. Eksi 2A artı 8 kime eşit? Sıfıra eşit. O zaman hocam ben buradan A'yı ne buldum? 4 buldum. Ha şimdi götür bu A'nın 4'ünü yerine koy. Sen A'ya götürür yerine 4 koyarsan büyük A'yı ne buldun? Az önce de buldun çünkü. Bir daha bulmanın alemi yok. 19. Bak geldi. Hocam B'yi bulmak istiyorum. Ver mavi kalemi. Ver mavi kalemi. Türev alıyorum. B kare türevi 2B. Artı türevi 18 eşittir 0. Sen buradan B'yi ne buldun? Eksi 9 mu buldun? Buyurun götürün yerine koyun. E koydunuz az önce. Büyük B'yi yine buldunuz. Eksi 79. Sıkıntın sorunun var mı burada? İkinci yolda bu. Bitti. Şimdi üçüncü yol. Üçüncü yol. Belki de ondan mı bahsetmeye çalıştılar acaba diyorum. En başında tam kare yapmak demek ne demek işte? Hocam buyurunuz. Üçüncü yolda ben bu ifadeleri tam kare yaparsam kenarında kalanlar bizim istediğimiz değerler olacak. Nasıl oluyor? Bakınız. A seçeneğindeyim. A seçeneğindeyim. Eksi a kare artı 8a. Eksi parantezini aldım. A kare eksi 8a. Tam kare yap. Yarısı 4. Karesi 16. Ben koydum. Ben çıkardım. Hocam en dışarıda da 3 var. Allah kabul etsin. Alın 3'ünüzü. Bakın arkadaşlar şu eksiği bir kere ayırdım. Ardından A kare eksi 8 a'yı yazdım. Tam kare yapmak için yarısının karesi. Koydum ve çıkardım. Şimdi dikkat et. Burada büyük A'da ne yazıyor? Eksi parantezinde şurası. Şurası ne oldu kardeşim şu? Şurayı görüyor musun? He, o kim? A eksi 4'ün karesi. Doğru mu? Eksi kere eksi artı 16. Artı 3 daha. Artı 19. Şimdi abiler, ablalar bakın. Bir şeyin karesi olsa olsa en küçük sıfır olur. 19'dan biz bunu çıkartacakmışız. E ben bunun en büyüğünü istiyorsam ben burayı patlatırım. O zaman bakın en büyük değeriniz 19. Bu kadar abi. Bakın başka bir numarası yok. B'ye gel B'ye. Şu. B kare artı 18B diye mi başladın? Bu adamın yarısı 9 mu? Kare 81 mi? O 81'i ben koydum ben çıkardım değil mi? Yanında da artı 2 mi var? Hadi hayırlı olsun. Bakın arkadaşlar sizin büyük B dediğiniz adam kim? B artı 9'un karesi eksi 79. Abi Allah için bir bakar mısın? Bir şeyin karesinden 79 çıkartıyoruz. E ben zaten senden bunun minimum değerini istiyordum. O zaman ben burayı sıfırlatırım. Alın. Oradan da eksi 79. Arkadaşlar 3 tane farklı farklı yolla sorumuzu çözmeye çalıştık. Doğru mu? Artık bunu nasıl istiyorsan sen de gel öyle çöz. Artık keyif sana kalmış ya. Hocam ben türev yapmak istiyorum. Yap. Hocam ben çarpanları ayırmacıyım. Ben iyi bir tam kareciyim. Tam kare yapacağım. Yap. Hocam paraboldan yapalım. Zaten parabol işliyoruz. E tamam oradan da yap. Ne fark eder ki? İstediğiniz yerden yapın arkadaş. Yeter ki ne yapın? Yapın.
Sıkıntım, sorunum umarım yoktur arkadaşlar. Çember analitiğini anlayamadım diyor. Evet. Hemen şimdi o kısmı ile alakalı bir şey söyleyeyim. Çember analitiği kısmı burası baba. Bir kere bunu belirteyim. Şimdi dikkat et. Adam diyor ki size. Şöyle geliyor. X kare eksi 8x. X kare eksi 8x. Artı y kare eksi 10y. Eksi. Ya da kaç olsun, artı diyelim. Artı. Oradan 16 lazım. Oradan 25 lazım. Ben buraya 30 diyeyim. 30 diyeyim. Tamam mı? Ona göre inşallah çıkar. Eşittir 0. İle belirtilen. Çember denklemini bulunuz. Gençler farkındaysanız aylardır birlikteyiz. Ve ben aylardır tam kare yapmaya çalışıyorum. Ulan ne anlatsam tam kare yapmaya çalışıyorum. Bir tam kare yaptın mıydı zaten işler tamam. Kebapsın. Hocam şimdi hikaye ne? Hikaye, bir kere şunu bir tanımam lazım. Değil mi? Ben bunu bilmiyorum çünkü. Çemberin tanımı nedir? Çember nedir arkadaşlar? Çember şöyle tanımlanır genel olarak. Bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yer denklemidir. Adam böyle bir tanım yapmış. Pek de güzel söylemiş zaten. Ne demek istiyor? Bir noktanız var diyor. Bu noktaya eşit uzaklıktaki bu noktaların kümesi, onların geometrik yer denklemi çember belirtir. Şimdi şuradaki aldığım noktaya A virgül B noktası diyelim. Bunun üzerindeki oynak beylerime X virgül Y diyelim. Çünkü X her seferinde oynuyor. Ama sen şu M ile P'nin arasındaki uzaklığın yarıçap olduğunu biliyor musun? Buyurun hocam o zaman. Ben M ile P'nin arasındaki uzaklığın yarıçap olduğunu biliyorsam, iki nokta arasındaki uzaklık kök içerisinde, analitik geometri anlatırken tekrar edeceğim bu kısmı. X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi. İki nokta arasındaki uzaklığı bu şekilde buluyorduk arkadaşlar. Pisagor'dan geliyordu. Eşitmiş R'ye. Dolayısıyla sen bana X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi, İki tane tam kare ifade var. Eşittir R kare biçiminde bu çemberin denklemini yazabilirsin. Dikkat et, hangi çember bu? Merkezi M A virgül B. Yarı çapı ne? Yarı çapı ise R birim olan çember. Bak bu şekildeymiş. O zaman hocam dönüp gelip ben bunu ne yaparım? Başlarım tam kare yapmaya. X kare eksi 8x. X kare eksi 8x. Yarısı 4. Karesi 16. Ben koydum, ben çıkardım. Hatta şunların ben renklerini bir değiştireyim. Şöyle değil mi? O benim kendim koyup kendim çıkarttığım adamların maviyle yazalım. Artı 16 eksi 16. Tamam. Harcadığın adamlar sadece şununla şu. Devam et. Y kare eksi 10y artı y kare eksi 10y. Hadi bakayım, yarısı kaç? 5. Karesi kaç? 25. Al o 25'i ben koydum, ben çıkardım. Sıkıntısı olan var mı arkadaşım? Artı bir de ne varmış? Yanımda 30. O 30 soru vermiş abi. Artı 30 eşittir 0. Şimdi bak kardeşim. Şunu görüyor musun gençler? Bu kim? X eksi 4'ün karesi. Şunu görüyor musun gençler? Bu kim? Y eksi 5'in karesi artı Y eksi 5'in karesi. Doğru mu? Bak eksi 16 eksi 25 eksi 41 artı 30 eksi 11. Hocam ben bu eksi 11'i de böyle yazayım. Birazdan karşıya atayım. Ha bakın. X eksi 4'ün karesi artı
y eksi 5'in karesi eşit miymiş 11'e? Ne olur dikkat. Buradan örnek alacaksın buradan. Kırmızı ver, kırmızı. Bak, merkezi A'ya B'ydi. Bunun içini kim sıfır yapıyor? 4. Buyurun, bu çemberin merkezi 4'e. Bunu kim sıfır yapıyor? 5. 4,5 de. Şurada yazan adam R kareymiş. Bak, bu R kareymiş. R kare 11 ise R'yi ne bulduk? Kök 11, yarıçap negatif çıkacak hali yok ya. Değil mi? E o zaman bu R'si de kök 11 olan bir çember denklemiymiş yukarıdaki. Anlatabildim mi beyler bayanlar? Hadi ya. Pardon. Ben burada psikolojik olarak hani kendimi mutlu hissettim. Teşekkürler Salih. Buket, attığın fotoğrafta mavi gözükür inşallah ya. Evet, 34 kişi oldular. 34 kişi. Gençler, şimdi herkes canlı yayında Ufuk hocanıza ben buradayım mesajını atıyorsunuz. Ufuk hocanıza yolluyorsunuz. Haydi bakalım. O esnada ben de bir iki tane daha soru yazayım. Utku, anlaşıldı mı? Bir şeyler. Ha? Umarım anlaşılmıştır. Evet Gençler Birliği, bakın. İki dal daha soru vereceğim. Bir f fonksiyonu verdim. 2,6'dan reel sayılara tanımlı. Tanım kümesi değişik. Reel değil. Yani küçülecek bu. Bir şeyler olacak. Fx eşitmiş. Fx eşitmiş. X kare eksi 6x artı 5. X kare eksi 6x artı 5. Neyi soruyoruz? Bunun maksimum ve minimum değerlerini. Maksimum ve minimum değerleri nelerdir? Bunu istiyorum. Bir tane daha yazıyorum. Diyorum ki f fonksiyonu kaçla kaç arasında olsun? Eksi 1, 3 aralığından reel sayılara tanımlı. Fx eşittir x kare eksi 12x artı 1 olsun. Böyle olsun. Bunun maksimum ve minimum değerlerini istiyorum. Buyurunuz. Kırmızı gözüküyor ya. O siyahla maviye laf etti o. Cevap alayım beyler bayanlar. Orada uyumak yok. Şu çete de yazın bakayım bir ben de göreyim. Hadi bakayım. Çete de herkes bir yazsın. Ben buradayım değilim falan filan işte. FKB, MKB neredesiniz oğlum siz? Minimum eksi 4, maksimum 5 cevabı var. Evet. Bu kısmı için çatır çatır cevaplarım geliyor. Evet hocam. Şimdi benim burada parabolümü görüyorsun. Parabolüm verilmiş. Sonuçta bu parabolün kolları nereye bakıyor? Allah'a bakıyor.
Ben bunun normal şartlar altında sana maksimum değerini soramam. Minimumu sorarım. Hani tepe noktasındaysam sorarım. Ama ben bu maksimumları soramam. Yalnız dikkat edin, sizin nasıl Tanım kümesi verilmiş 2 ile 6 aralığında. Arkadaşlar, buyurun parabolün bir tepe noktasını bulalım. R eşittir eksi B bölü 2A. Şimdi eksiyi koydum B'sine, eksi 6. 2A diyorsun, A'sı 1, 2. O zaman ne geldi abicim burada? 3 geldi. Hayırlı olsun. Şimdi tepe noktanızın apsisi 3'teymiş. Sizin aralığınız 2 ile 6 aralığında. Heh, işte burası. Arkadaşlar, eğer ki sizin bu adamınız bunların arasındaysa, yani 3 elemanıdır, 2 6 aralığı ise ne yapıyoruz? Bu 3 değerin 3'ünü de gelin yapıştırın. Ha, mantığına göre hocam buna daha yakın olanını verirsek o zaman maksimum çıkıyor. Hiç uğraşma abi. Boş ver. Bir tane bir satır fazla yaparsın her şeyini garantiye alırsın. F3, F2 ve F6'yı buluyoruz. Hocam F3. Götür fonksiyonu da yerine koy. 9 eksi 18 artı 5. Eksi 4 geldi. 2 koy hocam. 4 eksi 12 artı 5. Eksi 3 geldi. 6 koy hocam. 36 eksi 36 artı 5. 5 geldi hocam. Ha, gelmiş geçmiş olsun. Bak, bu senin maksimumun. Bu da senin minimumun. Bitti kardeşim. Anlaşılmayan bir yer var mı? Gayet basit. Yan taraftaki soru için cevap alayım. Lan oğlum, çete yazsanıza dedim ya. Çete yazın bakayım bir. Ben şuyum, ben buyum diye meybus, sen kimsin? Alperen olma ihtimali yüksek tabii ki. Ha, bak, bu sefer bu tanım aralığında çıkmadı diyor adam oradan. Demek ki olay değişecek. Değil mi? Demek ki olay değişecek arkadaş. Şimdi bak, bu 2 ile 6'ydı. 2 buradaydı abi. 2 buradaydı. 6 da buradaydı. Doğru mu? Zaten bak, el mahkum 6'yı koyduğunda maksimumu, 3'ü tepe noktasını koyduğunda da minimumu veriyor. Aslında ben 2'yi yapmama bile gerek yoktu bu kısım için. Şimdi diyor ki burada, diyor, öyle çıkmadı hocam diyor. Tepe noktasını bir bulalım. Bu arkadaşın tepe noktası ne? R. Eksi B bölü 2A. Ne yapıyor bu? Eksi B'sine eksi 12 bölü 2 hane 2. Hayırlı olsun 6. Şimdi bak bak bak. Tepe noktası bu. Bunun kolları Allah'a bakıyor, Allah'a bakıyor. Abi, çizi verdin mi şu parabolü? Tepe noktasının apsisi 6'da mı? Sen neredesin? Eksi 1'e 3. Ver, ver, başka kalem ver, ver. Bak, eksi 1'e 3 diyorsun. Eksi 1 burada, 3 de burada. E kardeşim, senin 6 ile işin var mı? Yok. Senin o 6 ile hiçbir işin yok işte kardeşim. Senin 6 dediğin adam, 6 dediğin adam elemanı değil bu aralığın ise, senin tepe noktası ile işin yok. Bakın, 6 elemanı değildir. Eksi 1, 3 kapalı aralığı olduğundan tepe noktası ile işimiz yok. Tepesi ile işimiz yok. Duydunuz mu? O zaman sınır değerlerini koyuyoruz. Bakın, F'de bir eksi 1 koyuyoruz. Bir de kimi koyuyoruz? 3'ü koyuyoruz. Gelmiş geçmiş olsun. Eksi 1'i koydum. 1. Eksi 1 koydum. Eksi 12 çarpı eksi 1 artı 12. Artı 1 mi? Bak, aklıma geldi. Ruken, sen bana niye videolar atmadın? Öldüreceğim çocuk seni. Evet. 13, 14. Burası tamam. F3, 9, eksi 36 artı 1. 10 eksi 36 eksi 26. Gelmiş geçmiş olsun beyler bayanlar. Bu benim için minimum. Bu da benim için maksimum değer oluyormuş. Anlaşılmayan bir yer var mı? Bak, geldiler şimdi. Hey heyler geldi. Ağzını burnunu kıracağım. Çıldırdım gene.
Gençler 25 kişi mesaj atmış Ufuk Hoca'ya. 25 kişi mesaj atmış. Lütfen bakın. Herkes o mesajı atsın Ufuk Hoca'ya. Altı bu aralığın elemanı mı? Altı bu aralıkta mı? Arkadaşlar. Burak. Altı bu aralıkta mı? O aralıkta değil. O aralıkta olmadığı için evet. Altı aralıkta yok. Aynen. Hadi bakalım kaçırmayalım. Evet gençler. Hemen 5 dakika Ufuk hocanıza mesaj atıyorsunuz. 10 dakika sonra buluşuyoruz.
Evet gençler, burada mıyız? Alo, alo. Dur bakayım şu gruba da yazalım. Ulan Batuhan. Hemen oradan Nema çıkartacak bak. Hemen. Tamam baba, hemen verdim sesi. Tamamdır abi, hemen düzelttim. Sıkıntı yok. Evet. Sesi kilitlemişiz orada. Hop, tamam. Tamam Buket. Aferin lan. Hocam ses yok, sesiniz nerede? Maksimum olan ABC'de demişler. Bekle hatta şurada bir yerde bir kitabım vardı. Dün güzel bir sorusu vardı onun içinde. Bulup gelin ver onu. Vallahi buldum. Bak sevdiğim, çok sevdiğim sorulardan biridir buradakiydi. Böyle yazıp yazıp durursun, yazıp yazıp durursun. Yan tarafa döşeyim bunu. Şuraya onu da yazalım. Ne demiş biliyor musun? X kilogram tuz. X kilogram tuz ile Y eşittir. Y eşittir. X kare eksi 4X. Artı 14. Sağlanacak şekilde elde edilen karışımda en az kaç kilogram diye sormuş. X kilogram tuz ile Y su. Evet. Sağlanacak şekilde vıttırı zıttırı elde edilen karışım en az kaç kilogramdır? Çöz yolla hemen. Bak türevbilenler için bunlar var ya bildiğin çer çöp sorusu gibi bir şey. Özellikle bir tur türev bitirmişsen bunlar soru bile değil.
Hadi bakalım bu ikisini bir yapalım. Ardından ne diyeceğim? Grafiği verilen parabolün denklemi diyeceğim. Saat 11'i 10 geçeye kadar ders yapacağız arkadaşlar. Evet. Aynen öyle. Oğlum, ekip. Lan hala cevabı bulan yok mu? Yazı verin, cevabı gördüğüm anda zaten çözeceğim. (47/4) ikinci soru. Doğrudur abi. İlk soruyu yapmaya gerek duymadı. Hala cevap yok. Tamam. Çözüyorum ben birinciyi. O, ya bu kadar ya. Yani 8'dir bir şeydir abi. Arkadaşım ben bu dikdörtgenin alanını istiyorum. Doğru mu? O zaman bu dikdörtgenin alanını istiyorsan ben senden. Sen ne yapıyorsun arkadaş? Alan diyorsun eşittir. Hocam dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. O zaman A çarpı 8 eksi 2A yazdık mı? Hadi dağıt. Bak 8A eksi 2A kare. Arkadaşım hayatın boyunca kareli bir şey gördüğünde aklına parabol gelsin. Bu parabolün kolları aşağı bakıyor. Ben sana sorsam maksimum değerini soruyorum. Maksimum değerini de nerede alır arkadaşım bu? Tepe noktasında alır. Görüyor musun? Burası senin maksimum. O zaman sen şu adamın tepe noktasının apsisini bir bul. R eşittir. Eksi B bölü 2A. E o zaman hocam eksi B'si ne bu adamın? Allah için arkadaşlar şunu şöyle düzenleyin değil mi? Eksi 2A kare artı 8A. E bakın bunun B'si A'nın önündeki 8 bölü kim? Eksi 2 ile 2'yi çarptınız eksi 4. Hayırlı olsun. R'yi ne buldunuz? 2. E arkadaş al bu 2'yi alanda götür yerine koy. Alan demiştin sen bana. Alan eşittir. 2 çarpı 8 eksi 4. E o zaman cevap ne çıktı abi? 8 çıktı. Bitti ya. Bu kadar bak bir numara yok bunda. Hadi bakayım şu yan taraftayız. Şu karışım en az kaç kilogram? Bir tek Utku bulmasın onu. Minimum çevre derse bulamayız. Çok güzel aferin. Bakın farklı bir soru geldi. Eğer ki diyor böyle bir soruda minimum çevre sorulsa. Şimdi çevreyi sorarsa çevre yazarsın. Tamam mı? Çevre ne olur abi? AA 2A artı 16-4A. 16-4A. Sen bu ifadeyi ne yaptın? 16-2A yaptın. Şimdi bunun minimum çıkmasını istiyorsan sen burada A'ya maksimum değer vermen lazım. Hele ki bir de dikdörtgen oluşacaksa yani orada tam bir değer konuşamayız. Ama A dediğim adam 8'den birazcık küçükken bunun çevresi minimum çıkar. Anladın mı? 8'den mi? Bir dakika. 16-2A çevrem oluyor. 16-4A. Evet. Evet. Yani 16-2A ifadesinin minimum bulmak istiyorsun sen. Tabi burada şunu da değerlendirmeniz lazım. 8-2A ifadesinin pozitif çıkması gerekiyor. 8-2A büyüktür 0 çıkacak. Yani 8 büyüktür 2A çıkacak. 4 büyüktür A çıkacak. Doğru mu? A'yı 4'ten birazcık küçük alırsak artık o çevreyi minimum buluruz. Orayı zaten türevleyemezsin abi. Yani türevini alsan yemez orası. Onun türevi eksi 2 çıkar. Eğri yok. Eğri. Eğri.
Efe, eğri değil bu. Bu bir doğru. Değil mi? Şimdi sen eğimini bulmak istiyorsun. Bu doğrunun eğiminin eksi 2 olduğunu biliyorsun. Ama eğimin sıfır olduğu, hani o maksimum ya da minimum bulmak için bizim bir eğim bulmamız gerekiyor ya. Bu bir doğru olduğu için bunun bir eğimi yok. Eğimi ifade edemediği için de onun en azı en çokunu net o şekilde bulamıyorsun. Evet, yan taraftaki soru. Lütfen dikkat arkadaşlar. X kilogram tuz ile Y kilogram su karıştırılmış. Batuhan, bak karışım neymiş Batu? X artı Y'ymiş. Doğru mu abi? Şimdi senin X'in var. Y dediğin adam bu. X kare eksi 4X artı 14. Arkadaşlarım, karışım x kare eksi 3x artı 14 geldi. Bu sizin karışımınız. Bu bir parabol. Bu parabolün kolları Allah'a bakıyor. Ben senden bunun en azını soruyorum. Nerede olacak? İşte burada olacak. Yani neresi orası? Tepe noktası. Buyurun arkadaşlar, bunun için, yani karışımı bulabilmek için tepe noktasını buluyorum. R eşittir eksi b bölü 2a. Ben yazmaktan sıkıldım, açık konuşayım. Eksi eksi 3 bölü 2. O zaman bu ne geldi babacığım? 3 bölü 2. Ha, al götür yerine koy, karışım bul. Karışım eşittir 3 bölü 2'nin karesi. Eksi 3 kere 3 bölü 2. Artı 14 mü oldu? O zaman karışım dediğim şey 9 bölü 4. Eksi 9 bölü 2. Artı 14. Sen bunu 2 ile genişlettin. İstiyorsan burayı da 4 ile genişlet. Hocam ne buldunuz siz? 9 eksi 18 eksi 9. 56 buradan 47 geldi. 47 bölü 4. 47 mi oldu? 19 oldu. Eksi 9 oldu. 56'dan 9 çıktık. Evet, 47 bölü 4. Suyu bulursun. Ne kadar su kullanıldığını bulursun, haberin olsun. Mevzuyu anladık mı? Sıkıntısı olan var mı? Hepimiz okeyiz gibime geliyor. Evet Gençler Birliği. Lütfen dikkat. Şimdi geçtim artık bir başka kısmına. Parabolün bir başka kısmına. Bakın, parabolü bir çizdik. Ondan sonra basit bir şekilde nasıl çizersiniz onu gösterdim. Tam kare yapıp nasıl çiziliyor onu gösterdim. Ardından parabolün en büyük en küçük değerlerini konuştuk. Şimdi grafiği verilen parabolün denklemi. Grafiği verilen parabolün denklemini yazacağız. 3 adımımız var. Grafiği verilen parabolün denklemi. Evet. Nasıl benim bu 3 adımım? Lütfen dikkat. Hocam, getirdim. Bir kere parabol x eksenini iki noktada kesebilir. Bu kestiği yerler köklerdir. Bakın, x1 ile x2'dir. Bu kökle denklemi ne yapar? Ömrü billah sağlar. Şimdi hocam, iki noktada kestiyse iki farklı reel kök var. Böyle bir şekil gördüğünüzde bir kere delta büyüktür sıfırdı. Doğru mu? Böyle bir şekil gördüyse delta büyüktür sıfırdı. Hocam, ben bunun denklemini nasıl yazacağım? Lütfen dikkat beyler bayanlar. fx eşittir. Allah unutturmasın. Allah başımızdan eksik etmesin. Bak, burada bir tane a var. Bu a'yı unutursan polinom konusu da gider. Oraya o a'yı koymazsan, başka sayıyı koymazsan polinomlarda da bir sürü yanlış yaparım. A çarpı x eksi x1 ve x eksi x2. İşte bu kadar. Hocam, ne yaptık biz burada? Ne yaptık? Ya arkadaşlar, en başında siz zaten, ben size parabol verdiğinde y'ye sıfır verdiğinizde çarpanları ayırıyordunuz. İşte oradan kökleri buluyordunuz. Şimdi kökleri yerine koydum, denklemi yazdım. Başka hiçbir nami bir şey yapmadım. Gel. Bu bir. Bu birincisi. Şu yan tarafa geçtim, 2. Yan tarafa geçtim, 2. 2'de ne yapıyorum? Şöyle bir parabolümü çizeyim. Şuradan bir teğet, böyle bir teğet. Ha, bak, mis 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 mis. Görüyor musun? Parabolün x eksenini kaç noktada kesmiş? Burada kesmiş. Şurada x1'de kesmiş. Bunun sağındaki bir değeri koydun mu pozitif? Solundakini koydun mu pozitif? Her türlü pozitif çıkıyormuş, değil mi? Demek ki bu kök nasıl bir kök? Çift katlı kök.
orada senin tablo yaptık ya eşitsizliklerde. İşaret değiştirmemiş. Çift katlı köklü işaret değiştirmiyor mantığı buydu. E o zaman hocam benim için bu fonksiyon gx olsun. Gx'i yaz deseler sana bana ne diyeceğiz? Hocam Allah başımızdan eksik etmesin. Orada bir a var. Yanda kim var? Vallahi yanda bir x eksi x1 var. Bir tane daha x eksi x1 var. O yüzden x eksi x1'in karesi. Yani adam Murat duyuyorsun değil mi Murat? Adam x eksenine teğet, x eksenine teğet olduğundan dolayı bu arkadaşımızın deltası eşittir 0. Dolayısıyla bu ifade bir tam kare. 3. 3, 3. Üçüncüye geliyorum. Hocam, koordinat eksenlerini verirsin. Bu kez parabol böyle çiziriz. Parabol önce buradaydı. Sağa kaymış. Sonra da yukarıya ittirilmiş. Şurası senin tepe noktan. Tepe noktanın apsisine R dedim. Ordinatına da ne dedim? K dedim. Ne olur dikkat arkadaşlar. Vallahi billahi yeminle basit ya. Ya abicim, matematik çok basit lan. Lan bunu yaptın mı? Baya bir şey yapıyorsun çünkü. Şimdi hocam bak. Parabol böyle dursa x kareydi. Böyle hafif yana kaydırınca bak x eksi x1'in karesi olmuş. Yani r'ye kadar kaydırsam ben buna da hx fonksiyonu diyeyim. Hx ne olacak? Allah başımızdan eksik etmesin. Ne var başında? A var. Koydun mu a'yı? Çarpı. Sen r'ye kadar sağa kaydın. X eksi r'nin karesi mi? K kadar da yukarıya öteledin. Al buyur. Artı k. İşte arkadaşlar. Bu da tepe noktası belli. Bakın bunun adını böyle yazacağım şimdi altına zaten. Tepesi belli parabolün denklemi. Sana tepe noktası verilirse bunu kullan. Tepesi belli parabol denklemi. İlla ki x eksenini kesmemesi gerekmiyor. Yani ben sana bir parabolün tepe noktasını verirsem bunu kullanırsın. Parabolün tepe noktası belliyse ben buradan yürürüm. Hocam bak bu x eksenini kesmemiş. Kesmediği için delta küçüktür sıfır. Ama şunu demek istemiyorum yani arkadaşlar. Burada delta küçüktür sıfır yazmayacağım. Aman diyeyim. Getirdim. Getirdim sana. X, Y koordinat sistemini verdim. Bak parabolü böyle çizdim. Bunları vermedim sana diyelim. Ben geldim yine buraya T, R, K'yı verdiğimi varsay. Anlaşıldı mı? Şurası R olsun, burası K. Abi bunun için de denklem bu. Anladın? Yani tepe noktası belliyken parabolün denklemini her türlü yazabiliyorum. O yüzden burada öyle deltası küçük sıfır çıkacak, bilmem ne çıkacak gibisinden sana koşul sunmuyorum. Diğerlerini de sunuyorum. Çünkü x eksenini kesinlikle iki noktada kestiyse x eksenini iki noktada kestiyse kesin delta büyük sıfır olacak. Değil mi? X eksenine teğet ise delta kesin eşit sıfır olacak. Gibi gibi gibi. Evet. Hemen arkadaşlar hadi bakalım şunları uygulayacak. İki tane soru çizdirelim şuraya. Şöyle x, y koordinat sistemleri verilmiş. Bu koordinat sistemin üzerinde şöyle bir tane parabolüm var. Burası eksi 2 noktası. Burası eksi 8 noktası. Burası da artı 8 noktası olsun. Bu benim için y eşittir fx parabolü. Y eşittir fx parabolü. Sorum ne? Bana, size de tabii zahmet oluyor. Bunları soruyoruz falan filan ama yani siz de bizi mazur görün kardeşim. F4'ü bul bana kardeşim. Bul. Bul. Bir tane de yan tarafa yazalım. Şöyle bir parabolüm var. Şuradan attım teğetimi. Buradan da çektim. Şöyle y, x diyelim. Şurası 1 olsun. Burası 4 olsun. Tamam mı? Bu benim için y eşittir. fx olsun. Ben de geleyim sana ne sorayım? f2'yi sorayım. Burada güzel bir şeylerden bahsedeceğim yine. Buyurun.
F4 için eksi 4 geldi. Burak, orada mısınız? Birinci soruyu türevden çözebilir misiniz? Ha, Muratcan, sen şey için mi dedin? Şu dikdörtgen için mi dedin oğlum? Evet, eksi 12. Aynen, eksi 4'te bir sıkıntı var. Muratcan, ha. Şimdi az önceki dikdörtgen sorusu şöyle miydi oğlum? A çarpı 8 eksi 2 A. Yani denklem 8 A eksi 2 A kare mi? Bu bir parabol değil mi oğlum? Bu bir parabol. Bu parabolün kolu nereye bakıyor? Aşağı bakıyor. Ben sana sorsam en büyüğünü sorarım. Nerede? Tepe noktasında. Türev al. Ben böyle ok yapınca genelde türev alıyorum, haberiniz olsun. 8 eksi 4 A eşittir 0 ise... Sen buradan A'yı ne buldun? 2. Ha. Al bu A'yı, götür yerine koy. Alan eşittir. 2'yi koydum. 8 kere 2 eksi 2 kere 2'nin karesi. Yani 16 eksi 8'den 8 çıktı abi. Anladık mı? İşlem hatası yapma Utku. Utku, işlem hatası yapma oğlum. Bak, dalacağım oğlum. İşlem hatası yapma. Evet, şu ilk soruyu bir yapalım. İlk soruyu bir yapalım beyler bayanlar. Şimdi bak bana. Parabolün x eksenini kestiği yerler belli. Bunlar benim köklerim. Yani kardeşim, fx eşittir. Allah unutturmasın, yemin ediyorum çarpılırsın. Bak, a kere x eksi kök kim? Eksi 2. X eksi eksi 2. Kökü yazıyorsun. Açtın bir daha parantez. X eksi kökün kim? 8. 8'i yazıyorsun. Hayırlı olsun. Bak, denklemi kurduk. Doğru mu? Denklem kuruldu. Babacım, bu nokta. Boşu boşu verilmedi. Hava gazı noktası değil o. Kardeşim bak, ben senden nokta istiyorsam zaten bana koordinat vereceksin. Bu noktanın koordinatları 0 a eksi 8. Yani y'si eksi 8, x'i 0. Koy. Fx ömrü billah y. Eksi 8 eşittir a kere x'e 0'ı koydun 2. X'e 0 koydun eksi 8. Doğru mu? Her tarafı eksi 16'ya bölelim. Her tarafı eksi 16'ya bölelim. A dediğim adam ne çıktı? 1 bölü 2 çıktı. Bak, a'yı buldum. Şimdi artık elinde fx var. Fx'i koy. 1 bölü 2. Ve bu arada ciddi söylüyorum, eksi 4 cevaplarda vardı. Ya, eksi 4 ışıklarda vardı. X artı 2. X eksi 8. F4'ü soruyor bana. Buyurun arkadaşlar, F4 eşittir 1 bölü 2 kere 4 koydum 6. 4 koydum eksi 4. Eksi 24 bölü 2'den ne buldunuz? Eksi 12 buldunuz. Hadi bakayım, şu ikinciyi bulamayanlar bir bulsun. İki
İkinciye daha çok cevap istiyorum. Aynen abi, bu televizyon. Boş ver ya, onu sonra tartışırız. Bir sponsor lazım. Kalemde sıkıntı var işte. O yüzden çok fazla gitmiyor. Taş çatlasa yarım saat daha gider mesela. İkinci soruya cevap 4 geldi. Muhtemelen doğru. Efe diyorsun ya. Herkes parasına göre yiyor falan diye. Eşek. Burada da acıta çekiyor. Geçen diyorum Efe'ye. Ne yapıyorsun diyorum. Yemek yiyorum diyor. Ne yiyorsun diyorum. Pirzola diyor. Aa, al işte. Hadi şu 4 biraz artsın ya. Evet gençler. Bakın. Parabol x80'ine teğet. Şimdi bu adam x80'ine teğet ise, değil mi? Deltası 0. Ulan deltası eşittir 0'sa zaten tam kare bir ifade, bak aklında buradan kalsın. 1 buradan kaldı. 2. Bu adamın x80'ini kestiği yer bir nokta. Sadece bir kökü var. E hocam, bu ikinci dereceden denklem çünkü bu bir parabol. E o zaman ben ikinci dereceden denklem yazmam lazım. Buyurunuz. Fx eşittir a kere a kere 1'de kestiğin için x eksi 1'in karesi. Hocam bak, burada nokta vermişsin. Hava gazı noktası değil. Aldın. Noktayı ver bakayım bana. 0'a 4. Götür sağlat. 4 eşittir a kere x yerine 0 koydum. 0 eksi 1'in karesi. Burası 1. O zaman a'yı 4 bulduk mu? Doğru mu? Abi fx'i yazıyorum. Fx eşittir 4 çarpı x eksi 1'in karesi mi? Kardeşim ben senden f2'yi mi istemişim? F2 eşittir 4 çarpı 2 eksi 1'in karesi mi? E o zaman bak, cevap ne çıktı? Gene 4 çıktı. Şimdi bunları yapmana da gerek yok. Bendesin değil mi? Hepiniz buradasınız. Bak o çete de şu anda istiyorum. Evra, Elif Su, Öykü, Kardelen, hemen mesaj yazıyorsunuz. Gizem Deniz, göremiyorum orada seni. Fatma Kumral, göremedim. Yaz bakayım, çete yaz, bana yaz, bir yerden yaz, mesaj at bana. Bekliyorum. Berke oralardasın değil mi sen de? Bak vallahi öldürürüm hepinizi. Bana bak şimdi, ben sakin bir insanken hemen yapalım. F2'yi soruyorum. F2 neresi hocam? Bak bir birim sağında değil mi F2? Parabolün birden soluna bir birim gittiğinde cevap 4 mü çıkmış? Abi birden sağına da bir birim gittiğinde cevap 4 çıkar. Bunlar amele işi. Amele işi. Yapmam bile bunları. Haberin olsun. Demedi deme. Anlaşıldı mı? Ha, Fatma Kumral, Elif Su, tamam. Mesut, Özil, Mesut, Özil, oley. Mesut. Geliyor. Gelmekte olan geliyor. Bak gene Utku yazma oğlum, bak delirtme beni. Şimdi bakın arkadaşlar, burada bahsetmeye çalıştığım hikayeyi şöyle bir ufacık da göstermek isterim size. Bir tane, yok geldi, benim tezahüratım geldi ya. Çok fenayım. Acayip. Şimdi getiriyorlar tamam mı sana? Bir tane parabol veriyorlar. Şöyle verdiklerini varsayın. Şurası eksi bir olsun, burası da dört olsun, tamam mı? Abi can kulağıyla dinle. Bak mesela 5'i aldım, götürdüm, koydum. Bu adam kim? F5. Değil mi? Parabolün x80'ini kestiği yerden bir birim sağa kaydı. Eksi birden bir birim sola kaysan, yani sen adama eksi 2 koyduğunda da cevap aynısı çıkacak. Ya yapmana bile gerek yok. Bak burada bunu bir can alıcı nokta olarak vereyim ben sana. F'in eksi 2 değeriyle
f'in eksi 2 değeriyle f'in kaç değeri arkadaşım? 5 değeri birbirine eşittir. Ya da bak, 4'ten 2 birim sola gel. Kaç? 2. 2'yi koydun, cevap bir şey çıktı, f2. Eksi 1'den 2 birim sağa gel. Hop 1. Hayırlı olsun. Yani düzgün koyamadım ama buradan 2 birim geldim. Buradan da 2 birim geldiysem f1 de eşittir f2'dir. Burada şunlara dikkat edin. Bak burada şunlara dikkat edin. Şu iki kökü görüyor musun? Senin köklerinden bir tanesi eksi 1 mi? Diğer kökün 4 mü? Alın size gerçekten farklı bir bilgi. X1 artı X2 ne geldi? 3 mü geldi? He, bak. Eksi 2, 5 daha 3. Demek ki bunu sağlayan her fonksiyon birbirine eşit. 1, 2 daha 3. O zaman inerim abi aşağıya, kabloları koparmadan. Dikkat et. F'in içine eksi 1900 yazarım. Kime eşit olacak arkadaş? Toplamı 3 olduktan sonra birbirine eşit. F'in içine ne yazarım? 1900. Allah kahretmesin, yanlış oldu. Böyle bir örnek olmaz. Bu örneği öyle veremeyiz. Şunun içine 1904 yazalım. Ondan yok. Evet. Doğru. Şuna 1904 diyelim. Kime eşit olacak? F 1907'ye. Neden? Çünkü toplamları 3 yapıyor. Anladın? 1907. Mesut Özil. Mesut Özil. Oley. Mesut Özil. Oh be. Ulan akşam maç var ya. Çok stres basıyor böyle ya beni. Yani maç olunca basıyor stres. Anlamadım dediğin yer. Sıkıntısı olan. Al. Bak bir soru daha. Getirdim. Şöyle verdim. Üstüne parabol çizdim. Parabolün tepe noktasını verdim. Eksi 5 bölü 2'ye 5 dedim. Şurası benim için nokta. 4. Bu bizim y eşittir fx parabol. Ne istiyorum biliyor musun? Fx eşittir ax kare artı bx artı c ise bana a artı b artı c'yi bulmanı istiyorum. Buyurunuz beyler bayanlar. Ellerinizden öper. Haydin. Bak kimin olup olmadığı nasıl buluyorum. Saydığım isimlerden bir tane geldi hemen fire. FKB yeni mi uyandın lan? Cevabı 10 buldular. Hayır abi, tam sayı olacak diye bir kaide yok. Yani tam sayı çıkarsa ne âlâ memleket. Ki cevabı tam sayı.
Cevabın tam sayı olduğunda hemfikir miyiz? Bu arada bu da ÖSYM'nin sormuş olduğu bir soru arkadaşlar. Bilgilerinizi arz ederim. Abi bugün gelir gelmez maça çıksa. Efsane olmaz mı ya? Evet, eksi 49 bölü 25 tarzı tatlı. Abi ben sormadım. Soruyu ben sormadım. ÖSYM sormuş. Ben sormadım. Şimdi Gençler Birliği ne olur dikkat. Bakınız. Nesi belli? Tepesi belli. Birader tepesi belli. Arkadaşlarım. Tepesi belli bakın bu parabolün. Tepesi belli olunca nasıl yazıyordunuz? Şöyle hafif yana geldim. Bir çökeyim. Tepesi belli olduğu için biz ne yapıyorduk? Fx eşittir. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k yazıyorduk. Şimdi o zaman yazalım hocam. Fx eşittir a kere x eksi dikkat. Dikkat. R'si neresi? Eksi 5 bölü 2. Artı 5 bölü 2'nin karesi. K'sı ne? 5. Artı 5. Önce A'yı bulacaksın. Yemin ediyorum çarpılırsın. Bak, bu nokta boşuna verilmedi. Hava gazı değil bu. Ne noktası bu? Sıfıra 4 noktası değil mi kardeşim? Sıfıra 4 noktası. Al götür sağlat. 4 eşittir. A çarpı x yerine 0 koydum. 25 bölü 4. Artı 5. Bu 5'i attım karşıya. Eksi 1. 25 A bölü 4. A'yı istedin. Eksi 4. 25 A'ya eşit. Her tarafı böldün. A'yı buldun. Daha A'yı anca buldun kardeşim. Öyle hemen. Hadi bakalım yaptık gitti. Olmuyor. Fx fonksiyonunu geldim kenara bir daha yazıyorum. Bakın. Fx neye eşitmiş? Eksi 4 bölü 25 kere x artı 5 bölü 2'nin karesi artı bir dene dene 5. Şimdi kardeşim bak ne güzel söyledin. İse a artı b artı c'yi mi soruyor sana? Ulan burada a artı b artı c'yi bulmak için x'e ne koyarsın? 1. Yani kardeşim sen burada x eşittir 1 için dersen sen f1'i bulursun. F1 dediğin adam da a artı b artı c gelir. Görüyor musun? Demek ki f1'i bulacağız. Git f1'i bul. F'de 1 koydum. Eksi 4 bölü 25. 1 koyuyorum. 7 kaç yaptı? 7 bölü 2'nin karesi artı 5. E hocam eksi 4 bölü 25 kere 49 bölü 4 artı 5 mi? Şu dörtler rahmetli mi? Eksi 49 bölü 25 artı 5. Eksi 49 bölü 25 artı 25 bölü bir dakika 25 ile çarptım 125. 25 ile çarptım 125 bölü 5. 125'ten 49'u çıkardım. 25 öyle gitti. Bir 24 daha at bakayım. 76. Eksi 76 bölü 25 buldum. İşlem hatası yapmadıysa. Anlamadım dediğin yer. Mesut. Özil. Mesut Özil. Oley. Mesut Özil. Evet. Aman aynen. Efe Aykut aynen. Kendine hakaret etme ben ederim. Hak et aptalsın oğlum. Sen hak et safsın lan. Oğlum manyak mısınız? Antinuslar. O A'yı B'yi C'yi tek tek niye buluyoruz? Fonksiyonlar notunun en başını açarsanız ilk önce itlik küfretmeyelim. Böyle gıcıklık yapılan soruları gösterirken ben sordum. Mesela bak bu tarz bir şey de ben giderim size şunu sorarım. 4A artı 2B artı C'yi bul derim. 4A artı 2B artı C. Yani X'e 2 koyduğunda F2 değerini bulmanı isterim. Gidip o zamanlarda A'yı B'yi C'yi tek tek bulmayın.
Tamam mı? İşlem hatası mı var? 1 koyduk, 7 bölü 2. Karesini aldım, 49 bölü 4. Onlar gitti. Utku neresinde işlem hatası var lan? Tamam. Bende yokmuş. Tamam. Okey. Ben de dedim. Aa, evet evet. Tamam anladım. Burası basmış ya buna. Bu buraya bastığı için cevap artı 76 bölü 25. Evet. Aynen aynen tamam. Bir saniye o zaman fotoğrafı tekrar çekelim. Yanlış cevap yollamayalım size. Hı. Elif Su. Elif Su. Evet gençler. Aldım geçtim burayı da artık. Bakın her tipini gördünüz. Yani grafik verildiği zaman artık parabolün denklemini yazabileceksiniz. Buradan ben parabolün kendi arasındaki eşitsizlikleri falan filan da sorabileceğim. Bilginiz olsun. Geliyorum şimdi size ne diyorum? Parabol ile doğrunun durumları diyorum. Parabol ile doğru diyorum. Evet gençler. Gene bir 5 dakika seri konu anlatımımız olacak. Bir parabol bir doğru varmış elimizde. Hemen o zaman onları da şöyle yazalım. Parabolümüz varsa fx eşittir ne olsun? Ax kare artı bx artı c tipinde olsun. Doğrumuz varsa doğrumuz ona da gx diyelim. O da ne olsun? Mx artı n olsun. Tamam mı? Bak yakında artık şu benzerlik alan şeyini halledebilirsek ardından analitiğe geçiş yapacağım. O zaman daha güzel göreceğiz. X'in önündeki kase hep eğim. Şimdi parabol ile doğru nasıl olurlar? Vallahi hocam. Bir parabol vardır, bir de doğru vardır. Bunlar iki noktada kesişebilir. Bir parabol vardır, bir doğru vardır. Bunlar birbirine teğet olabilir. Bir parabol vardır, bir doğru vardır. Bunlar ne yapmaz? Kesişmez. Şimdi kurduğum cümleye dikkat et. Kesişmek, kesişmek, kesişmek. Böyle kesişme kelimesi geçiyorsa sen bunların ikisini ne yapmak zorundasın arkadaş? Ne olur dikkat, ortak çözmek zorundasın. Bunların ikisini alacaksın. Çatır çatır ortak çözeceksin. Nasıl çözeceğim hocam? Ya fx ömrü billah y. Gx de ömrü billah y. Ulan y, y'ye eşitse bu adamları birbirine eşitleyip çözeceksin. Buyurun. Ax kare artı bx artı c. Bu bir fonksiyon denklemim. Alt tarafta mx artı n bir diğer fonksiyon denklemim. Ben bu adamlar kesişiyorlarsa kesiştikleri yeri, teğetlerse teğet oldukları yeri, kesişmiyorlarsa da neden kesişmediklerini göstermem lazım. O zaman herkesi bir tarafta topluyorum. Ax kare, ax kare artı bx. Bakın mx'i de o tarafa attık. Eksi mx. Artı c, n'i de o tarafa attık. Eksi n eşittir 0. Arkadaşlar şu anda tahtada ne görüyorsunuz? Ax kare artı x parantezinde b eksi m artı c eksi n eşittir 0 diye bir ikinci dereceden denklem görüyorsunuz. Birazdan çok daha basit hale gelecek. Sayılar girecek çünkü işin içine. Bu ikinci dereceden denklemin eğer ki deltası büyüktür 0 ise iki noktada, delta büyüktür 0 ise iki noktada deltası eşittir 0 ise parabolle doğru birbirine teğet. Delta küçüktür sıfırsa bunlar kesişmez. Bu kadar. Abi kesişmiyorlarsa kesişmemişlerdir. Teğetse o teğet oldukları noktayı sorarım. Delta büyüktür sıfırsa orada iki tane nokta vardır. O iki noktaya bağımlı olarak dünya kadar şey sorabilirim ben sana. Yok efendim o iki noktanın orta noktası neresi?
bilmem nesi neresi. Evet, rastgele doğru. Yalnız. Evet, durdum durdum durdum. Çok güzel. Gene zevkli bir soru geldi. Şimdi bana bak. Bana bak. Aslında parabolde de var o. Şimdi sen şunu çizdin mi oğlum? Şunu verdiler sana şu. Kim bu? Y eşittir fx değil mi? Bu fx neydi? Ax kare artı bx artı c'ydi değil mi abi? Ha. Bak bu x ekseni mi? Yalan. X ekseni değil. Bu ne biliyor musun? Bu da y eşittir sıfır doğrusu. Evet arkadaşlar bakınız. Sizin aslında en başından beri yediğiniz bok bu. Sen bunu buna eşitliyorsun. Yani ax kare artı bx artı c'yi sıfıra eşitliyorsun. Yani y'leri birbirine eşitliyorsun. Görüyor musun? Ax kare artı bx artı c'yi sıfıra eşitliyorsun. Ondan sonra işte bu adamın sen delta incelemesini yapıyorsun. Aslında burada da y eşittir sıfır doğrusu var. Yani parabolle başka bir doğru verdiğimde de bir şey değişmiyor. Geliyor geliyor Berke. O en yakın nokta falan filan işte o kısımlar türevde bahsettiğim yer. O aşağıdaki x eksenine lütfen y eşittir sıfır gözüyle bakınız. Aşağıdaki x eksenine lütfen y eşittir sıfır doğrusu gözüyle bakınız. Ya da y eksenine x eşittir sıfır doğrusu gözüyle bakınız. Oralarda atlayıp zıplamayın. Aman ha. Aman ha çarpılırsın. Haberin olsun. Evet beyler bayanlar bakınız. Şimdi nasıl kullandığımızı göreceksiniz. Gerçekten kelepir sadece cümle şu. Heh. Bak bugün az buz iş yapmadın. Grafiği verilen parabolün denklemini gördün. Maksimum minimum noktayı gördün. Şimdi burayı görüyorsun. Aklında şu kalsın. Parabol ile doğruyu çözüyorum ben. Değil mi? Ben bunları çözerken benim yapmam gereken kesim noktası. Kesişiyor, kesişmiyor deniliyorsa ortak çözüm. Ortak çözüm. Bunu çok yerde yapacağız. Çemberle doğruda da yapacağız abi geometride. Bak. Orada da yapacağız. İki tane doğruda da yapacağız. Kesişiyor diyorsa sen ortak çözeceksin bu adamları. İster yok etme metodu kullan, ister yerine koyma metodu kullan ama ikinci derecen denklem varsa delta kullanıyorsun mecbur. Getirdim ya da tam kare yapacağız. Y eşittir x kare ile y eşittir eksi 4x eksi m. Eksi 4x eksi m. Kesişmiyor ise önce bir kesişmeme ile başlayalım. Kesişmiyor ise ne istiyorum? M'in en geniş çözüm kümesini istiyorum. Buyurun. Bir tanesi bu olsun. Şunu şöyle çektim. Ne demiş? Fx eşittir. X kare eksi 2x eksi m. Bir tane böyle parabol verilmiş. Gx eşittir. 2x eksi m. Bilmem ne parabolü. Bilmem ne parabolü. Bilmem ne doğrusu ile. Doğrusu ile. Farklı iki noktada. Farklı. İki noktada. Kesişiyorsa M'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri. M'nin en büyük tam sayı değeri. Evet. Bir tane 4 sonsuz cevabım var. Muhtemelen doğrudur abi.
Buket, o arada değerler var değil mi güzelim? Hani 4 ile 5 arasında. O 4 ile 5 arasındaki değerleri iptal edemem. Şimdi bak bunların ikisi ne yapmıyormuş? Kesişmiyorlarmış. Kesişmiyorlar. Abi gel ortak çöz. X kare eşittir. Eksi 4x eksi m. Herkesi bir tarafa at. Denkleme eşitli. X kare artı 4x artı m eşittir 0. İkinci dereceden denklem kuruldu. Ne yapmıyormuş? Kesişmiyormuş. Kesişmiyorlarsa bu adamın deltası küçük 0. Bak bu kadar abi. Anlamadım diyen var mı oğlum? Bu ifadenin A'sı ne? 1. B'si ne? 4. C'si ne? M. Delta. B kare eksi 4 ac. Bu küçük 0. B kare 16 eksi 4 kere 1 kere M. Küçük 0. Abi 16 küçüktür 4M'den mi? Her tarafı 4'e bölüyorum. M büyüktür 4'ten. Arkadaşlar. O zaman bunun en geniş çözüm kümesi oku istiyorsan bunu. Al sayı doğrusu çizdim. 4'ü koydum. Dahillik yok. M 4'ten büyük adamlar. Senin çözüm kümen 4 sonsuz aralığı. Buket 4 ile 5 arasında sonsuz tane sayı var. Onları o çözüm kümesinden atamazsın. İnşallah M eşittir 3 bulunmuş. Bir sonraki soru için. Bakın elinizde bir parabol var, bir doğru var. Farklı iki noktada kesişme var. Farklı iki noktada kesişiyorlarmış. E o zaman hocam ne yapıyor? Bak kesişme kelimesini gene göreceksin burada. Ne yapıyorum? Ortak çözüyorum. Götür x kare eksi 2x eksi m 2x eksi m'e eşit. Salla, salla herkesi. X kare eksi 4x lütfen dikkat. Eksi m eksi m. Görüyor musun? Ben yanlış mı yazdım ya? Dur bakayım bir. İki tane nokta vermişim. Evet burada bir hata var. Beyler bayanlar. Olmaz ki. M yok oluyor lan. Şunu artı m yaptım. Tamam. Ondan dolayı garip garip şeyler çıkmış olabilir. Utku nasıl cevap buldun lan sen? Hoş gelmişsin Berke. Ulan manyaklar. Eksi m'leri götürdünüz. X kare eksi 2x geldi. Oradan ne yaptık ondan sonra? Psikopatlarım benim. Oluyor diyor ya. M'ler gitmiş olur o zaman patlarız beyler bayanlar. Evet şimdi şuraya artı m dedik mi? Al eksi m'yi de buraya attım. Oldu mu sana artı 2 m? Hayırlı olsun. Şimdi bak sen farklı iki noktada kesişiyormuşsun. O zaman senin adamının ne olacak? Deltası büyük sıfır olacak. Doğru mudur? Hadi bakayım hadi. B kare eksi 4'ün karesi eksi 4 kere A'sı 1 C'si 2 mi? Bu büyükmüş sıfırdan. Eksi 4'ün karesi 16 eksi 8 M büyükmüş sıfırdan. Yani 16 büyüktür 8 M mi? Her tarafı ne yaptım? 8'e böldüm. Bakın arkadaşlar M küçüktür 2 geldi. Ben M'nin en büyük tam sayı değerini istiyorum. O zaman M'nin alacağı en büyük tam sayı değeri kaçtır? 1'dir. Yapılan işlemlerde anlaşamadığım bir yer var mı? Sıkıntı var mı? Buket baktım hangi soru için yazdın kuzum onu sen?
Dur Utku. Bitirmedim, bitirmedim. Bir tane daha yazacağım. Buket, hangi soru için yazdın? Bir daha yazar mısın onu bana WhatsApp'tan? Bakın beyler bayanlar, lütfen dikkat. Bir tane daha bununla alakalı bir soru yapacağım. Demişim ki soruda, y eşittir x kare eksi 3x artı 7. Bu ne? Parabol. Doğru mu? Parabolü ile, bu parabol ile y eşittir x artı 4 doğrusunun kesim noktalarının arasındaki uzaklığı bulunuz. Gençler kağıda yazıp bir postalayabilirsin. Yazacağım diye de uğraşma. Yani deftere hemen bir yere yaz. Heh evet. O soru olduğunu anladım. Fx ax kare artı bx artı c artı b artı c'yi soruyordum. Evet. Evet. Tamam. Çözüldü olay. Kökler toplamı orada eksi 5 bölü 2 olmaz. Kökler toplamı ne olur? Eksi 5 bölü 2'nin 2 katı olur. Bakın az önce bir tane sorumuz vardı ya. Şöyle bir sorum vardı benim. Şöyle bir şeklim vardı. Burası eksi 5 bölü 2'ye 5 noktasıydı. Bunun absisi eksi 5 bölü 2. Şu senin bir kökün x1, bu senin diğer kökün x2. Kökler toplamının yarısı bu. X1 artı x2 bölü 2 odur eksi 5 bölü 2. Anlaştık mı? Ondan dolayı. Sen o soruda doğru cevap gelmemişti ama. İnşallah 4 kök 2 ve 2 cevapları var. Sen yaptıkları... Heh, anladık. Tamam. Okey. Burada hatalı kısım bu. Abi bir 4 kök 2 görüyorum, bir de 2 görüyorum. Haydi. Evet, bu son sorumuz. Ondan sonra kahvaltıya. Hadi. Hala yapmadıysan. Bakın burada kesim noktasını buldunuz ya. Ben bunların orta noktasını sorarım. Burada bir tanesini eksik veririm. Orta noktalarının geometrik yer denklemini sorarım. Sorarım da sorarım yani. Bunların devamını sonra soralım tabii. Hadi 2 saniye daha bekliyorum. Balıklarımı yemleyeyim bu arada. Haberiniz ne? Ökle, pise var. Nasılsınız da? İyisin değil mi? Ökle çok canavar gibi yiyeceğim diyormuş. Azıcık oksijenli su koyayım bunların içine. Evet. Öyle yüzüyorlar onlar. Dik dik yüzüyorlar. Bak 2 kök 17. Cevaplar değişiyor bak. Hadi bismillah o zaman. Arkadaşlar bu iki doğru kesişiyorsa bir kere zahmet olacak hepinize ama değil mi? İlk önce bunların kesiştikleri yerleri bulmanız gerekiyor.
kesiştikleri noktaları bulmanız gerekiyor. Buyurun. Y buna eşit, Y buna eşit, bu buna eşit o zaman. X kare eksi 3X artı 7 eşittir X artı 4. At herkes bir tarafa. X kare eksi 4X artı 3 eşittir 0'a. Delta büyük 0. Abi bul bakayım şunları. X'e X, eksi 3'e eksi 1. Arkadaşım, X'i bir 1 buldum, bir de 3 buldum. Bunlar ne biliyor musunuz? Sizin parabol var, bir de doğru var. Bak bunlar kesişmişler. İşte şu kesiştikleri noktalardan birinin apsisi 1, diğerinin apsisi ise 3'müş. Abi bakın, bu nokta hem parabolün, bak bu çok ciddi bir cümle. Hem parabolün hem de doğrunun üzerinde. Al bu 1'i götür koy 5. Al bu 3'ü götür koy 7. Hocam ben manyağım. İyi manyaksan al 1'i koy buraya. 1 artı 7 8, 8 eksi 3 gene 5. Hocam ben manyağım al 3'ü koy. 9 eksi 9 hop birbirini götürdü hop 7. Bitti. Şimdi elinde 2 tane nokta mı var? 2 noktanın arasındaki uzaklığı bulacağız. Bilmediğini varsayıyorum. Az önce başka yerde gösterdik zaten de. Bilmediğini varsayıyorum al çiz. Şimdi bir tane 1'e 5 noktası varmış. Değil mi? Diğeri de 3'e 7 noktasıymış. Ben bunların arasındaki uzaklığı istedim senden. Buyurun gençler şurası kaç? 2. Burası kaç? O da 2. Bak 7 eksi 5 2. 3 eksi 1 de 2. Ben bunların arasındaki uzaklığı istediysem benim bu sorumun cevabı 2 kök 2. Bakın ilave koy. İlave diyorum ki ilave yapalım. İlave. Kesiştikleri noktaların orta noktasını buldunuz. Kesiştikleri noktaların orta noktasını buldunuz. Bu nedir? Hocam bir tanesi 1'e 5 çıktı. Diğeri 3'e 7 çıktı. Orta nokta istiyorsun. Bir şeyin ortasını bulurken ne yaparsın? Kıçını başını toplar, 2'ye bölersin. 1 artı 3 bölü 2. 5 artı 7 bölü 2. Gelmiş geçmiş olsun beyler bayanlar. 2'ye 6 noktası da bakın. Bu 2 noktanın ortasındaki noktadır. Tam olarak burasıdır. Haberiniz olsun. Anlamadım dediğiniz bir yer var mı? Evet gençler. Adam gibi hepsini tekrar ediyorsunuz. Notlarınızı alıyorsunuz. Anlamadığınız bir yer olursa da bana yazıyorsunuz. Ben bir dahaki derste üstünden geçiyorum. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.